Türk Kadınlar Kültür Derneği ve Malatya Belediye Başkanımızın müşterek düzenlemiş oldukları Mısır Niyazi Hazretleri'nin bu sempozyumda bulunmaktan çok büyük mutluluk duydum. Siz hanımefendilerin, beyefendilerin ve değerli dostlarımızın bu kutsal günde burada teşrif buyurmanız ve sizlerle beraber olmamız bizim için mutlu bir gündür. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ehl-i Beyt'in şefkati üzerinize olsun. Çok değerli dostlarım, biraz önce değerli hocamızın ve Tünel Hanım Efendi'nin açılış konuşmalarında çok güzel noktalara değindiler. Geçmişini ve tarihini doğru bilmeyen milletler, toplumlar geleceğini doğru tespit edemezler ve geleceğini doğru inşa edemezler. Bizler tarihimize baktığım zaman çok acı olaylar yaşamışız ama o acıların içinde güzellikleri bulmuşuz ve o güzelliklerle dünyaya meşale yakmışız. Mısır Niyazi Hazretleri Osmanlı döneminin çok şatafatlı, çok sorunlu bir döneminde yaşamış. Aşkı muhabbeti bu coğrafyada filizlendirmiş ve o meşaleyi tutmuştur. Ruhu şad olsun. Onun o bıraktığı büyük eserlere, onun o hizmetlerine her zaman şükranlarımızı, muhabbetimizi arz edeceğiz. Değerli dostlarım, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı olarak son yıllarda hem ülkemizde hem dünyada yaktığımız Ehl-i Beyt meşalesi birçok bilgisizlikleri, eksik bilgileri, yanlış bilgileri gidermede önemli hizmetler yapmıştır. İnsanlar neyi yanlış bilirse onun zararını çeker. İslam dünyası bugün birçok sorunlar yaşamaktadır. İslam coğrafyası sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların temelinde ilmi zeminden koptukları için, temel değerleri, ortak değerleri doğru bilmedikleri için. Ama Anadolu'da yanan tasavvuf ve Ehl-i Beyt meşalesi ta Çin'e kadar, Avrupa'ya kadar, üç kıtada sevgiyle, muhabbetle insanları buluşturmuş, insanları insan yapan değerlere kavuşturmuş ve insanları aşk ile, sevgiyle bir merkezde kucaklaşmasını sağlamıştır. Son yıllarda bundan uzak kaldık. Dergahların kapatılması, muhabbetin yasaklanması, tasavvufun yasaklanması, ilmin yasaklanması bize çok şey kaybettirdi. 1968 yıllarında Ehl-i Beyt gazetesi çıkarıyordu. Sonra 12 Mart dönem geldiğinde o gazeteyi kapattılar, kuruluşlarımızı kapattılar. Ve bir seyit olarak ve o neslin bir neferi olarak ta o günden başlattığımız o kutsal çalışmalarda çok enteresan şeyler yaşadık. Güzel şeyler de yaşadık. O zaman bizim bir toplantımız olduğu zaman Ehl-i Beyt sevgisi günü gecesi ta Erzurum'dan, İzmir'den, Balkanlar'da insanlar o yoksulluk ve imkansızlıklar içinde koşarak geliyorlardı. Ve bugün ne olduk? İşte kahve köşelerinde diyelim ki bir kavga olsa, ufak bir kavga, hem aynı dakikada binlerce insan toplanır. Ama muhabbet için hazırladığınız, emek çektiğiniz birçok şehirlerde insanları oraya cezbetmede zorluk çekiyorsunuz. O dönemde de bakıyordum ki bir güvenlik görevlisinin elinde sıkı yönetim savcısı Kazak Abdal'ı arıyor. İşte ruhusu Kazak Abdal'dan bir nefes okumuş. Orada Kazak Abdal geçtiği için Kazak Abdal aranıyor. Ve ben o güvenlik görevlisine çıkarıyordum. Halk kültürü antolojisine bak, Kazak Abdal 600 yıl önce vefat etmiştir. Bakıyordum ki işte Nesemi şeyi okumuş, Edip Harabi'den nefesler okumuş. Edip Harabi aranıyor. Yani 800 yıl sonra Edip Harani savcılık tarafından aranıyor. Şimdi bunları neden söylüyorum? Çünkü biz bu kadar, demin hocamız da dedi ki, işte birçok şeyler, büyük bilgisizlikler vardır. Mesela bugün
Hazreti Niyazi Büyük Üstad'ın varlığını, onun kutsal mücadelesini nesillerimizden kaç kişi biliyor? Ehl-i Beyt'i bile doğru dürüst insanlar çok az biliyordu ve son yıllarda herkes ortak değerimizin Ehl-i Beyt olduğunu ve hepimizin burada buluşmamız gerektiğini ve Hazreti Resulullah'ın Kur'an'ın referansının Ehl-i Beyt olduğunu, onu bile çok az insan biliyordu. Ama Allah'a şükür bugün çok iyi bir noktadayız. Onun için demek ki Yüce Rabbimiz insanları ruhumdan üfledim, yarattım diyor. Bu ruh muhabbettir, sevgidir, dayanışmadır, haktır, hukuktur, ilimdir, paylaşmadır, yüksek ahlaktır, güzel insan olmaktır. İnsanı insan yapan değerler de buradadır. Demek ki insanlar bu değerlerden yarışması gerekiyor. Ha, bu değerlere karşı olanlar vardır. Mesela Mısır Niyazi Hazretleri'ni defalarca sürgün etmişler. Çağırıyorlar Edirne'ye, padişahın huzurunda. Padişah önce diyorlar ki çok büyük bir alim var ve bu alimi çağırın diyor, bakalım. Ve Mısır Niyazi Hazretleri'ni dinlediği zaman, hemen bunu 15 sene şu adaya, Limna Adası'na şey yapın diyor, sürgün diyor. Neden? Çünkü zalimler, diktatörler her zaman ilmin, ışığın karşısında olmuşlardır. Onları besleyen, onları ayakta tutan da cahillerdir. Ve dünya nizamını da bozan, nefsine tapan. Şimdi Mısır Niyazi gibi kendini hakka teslim etmiş, yani gürufunacı, hak için var olma, aşk için var olmak, insanlık için var olmak, bu anlayış, bu inancın içinde olan insanlarla diğer tarafta nefsine tapan insanlar arasındaki bir mücadele vardır. O diktatörler nefsine tapmışlardır. Ama Mısır Niyazi gibi, Mevlana gibi, Hacı Bektaş gibi, Pir Sultan gibi bütün tarihi ve bugünkü değerlerimizde hakka tapanlardır. Nefsine tapanların zemini cahillerdir. Çünkü alimler ancak o aşkı, o muhabbeti, o sevgiyi, o yüceliği anlar. Onun için demek ki Mısır Niyazi Hazretlerine sonsuz müteşekkürüz. Bizi biz yapan değerlere ne kadar büyük çapta sahip olursak, Hazreti Ali Efendimizin dediği gibi, insanların yüceliği maneviyat ve marifet değerlerinin üstünlüğüyle ölçülür. Yalnız nefsi için yaşayanlar ben insanım diyemezler. Nefsine tapanlar puta tapanlardan daha aşağılıktır. Bugün bize bu aşkı bahşeden, bu muhabbeti bahşeden Ehl-i Beyt evlatları olmuştur. Onlar hiçbir zaman nefsini düşünmemişlerdir. Saltanat düşünmemişlerdir. Onlar aşk için, sevgi için, onlar insanlık için, hak için, insanı insan yapan değerler için canını vermişlerdir. Bugün bizim yarışımızda, insanlığın yarışı da bu olmalıdır. Yoksa 3 günlük dünyanın, Yüce Rabbimizin verdiği nefesin günü, saati, zamanı yok. İnsanlar buradan aldanıyor. O ruhun saati, zamanı yok. Yaşayan ruhtur. Yunus Emre diyor ki, ete kemiğe büründüm, Yunus olarak göründüm. Taşıdığımız ette kemik, toprakta çürüyen bu maddi varlık insan değildir. Onu dolaştıran ruhtur. Ruh gittiği zaman o hiç oluyor. Geldiği zaman insan zuhur ediyor. Onun için o ruhun hakkını vermek. Seyyid Nesemi'yi zindana atıyorlar, çıkarıyorlar. Diyorlar ki, sen aynı aşkı, aynı düşünceleri taşıyor musun? Evet diyorlar. Senin derini yüzeceğiz, yüzün diyorlar. Ve derisini yüzüyorlar. Çarşıda dolaştırıyorlar, işte taşlattırıyorlar ve geri getiriyorlar. Ve gülüyor bunlara, diyor ki, sizin diyor uğraştığınız, derisini yüzdüğünüz, parça parça ettiğiniz bu vücut Nesemi değil diyor. Nesemi, hakkın verdiği o ruh, Nesemi o ruhtur. O ruhu ben hakka verdim. Ben onun için var oldum. Ben o aşk için var oldum. Onun için demek ki Mısır Niyazi Hazretleri'nin de bir vecizesinde diyor ki, yollar ne kadar ayrı olsa ama buluştuğu merkez aşktır. O aşk bizi yaratan Yüce Rabbimizin merkezidir. Orada buluşmak.
Ve dinlerin temeli de budur. Yani bütün farklı dinler, bütün farklı insanlar, farklı düşünceler, inançlar ve hepsinin hedefi bu merkezde buluşmak. Bu merkeze yaklaştıkça insanlık birliği, beraberliği, kardeşliği, dostluğu daha iyi yakalayacaktır. Ve bunun rehberi şüphesiz Ehl-i Beyt'tir. Ehl-i Beyt bize her şeyi vermiştir. Ama o pusulalardan insanlarımızın çoğu habersiz. O pusulaları önümüze koyduğumuz zaman ne cehalet kalır, ne nefsine tapmışlık kalır, ne kavga kalır, ne ikilik kalır. Mevlana Hazretleri diyor, nerede sevgi varsa, nerede birlik, kardeşlik varsa ben orada varım. Nerede kavga, nerede ikilik, nerede cehalet varsa ben orada yokum. Hacı Bektaş Veli Hazretleri aynı şekilde diyor ki, karanlığa ışık tutanlara ne mutlu. Yani insanlığa hizmet edenlere. Nefsi için, yani mal, mülk, bütün o varlıklar servet değildir. Bıraktığımız servet, götüreceğimiz servet, yaptığımız hizmetlerdir, sevgilerdir, muhabbetlerdir. Ve insanlığa harcadığımız zamanlardır. Yüce Rabbimizin verdiği zaman ve imkanının tümünü kendi için harcayanların vay haline. Onlar insanın diyemezler. Onun için Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin dediği gibi ve Seyyid Mısri Hazretleri, Niyazi Hazretleri, çünkü soyu Hazreti Ali'ye dayanıyor Mısri Niyazi Hazretleri. Yani bir Ehl-i Beyt evladıdır. Ehl-i Beyt evladı olmak illa o aileden doğmak da değildir. İmam Cafer Sadık Hazretleri diyor ki, kim ki Ehl-i Beyt'e muhabbet duyar, Ehl-i Beyt için hizmet eylerse o Ehl-i Beyt ailesindendir. Sizler şimdi Ehl-i Beyt'in birer gülleri ve ailesinin neferlerisiniz. Sizlere ne mutlu. Allah'ın hidayeti, Resulullah'ın mürveti, Ehl-i Beyt'in şefkati üzerinize olsun. Hepinize Ehl-i Beyt aşkıyla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Efendim, bir şit vermek üzere sizi birazcık tutalım ve Kubbe Altı Kültür Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti Aydın Yüksel Beyefendi aramızdalar. Lütfen efendim.